Merhabalar herkese. İKSV'nin düzenlediği Uluslararası İstanbul Film Festivali'nin Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nda yarışan filmlerden birinin daha yönetmeni bizimle beraber Tufan Taş'tan. Hoş geldin Tufan. Merhabalar, hoş Nasılsın? Bulduk. Teşekkür ederim siz. Teşekkürler. Önce biraz filmden bahsedelim, sonra da senden bahsedelim. Ben dün akşam filmi izledim. Çok enteresan bir filmle karşı karşıyayız. O yüzden senden biraz hikayesini dinlemek istiyorum. Film hani gerçek bir hikayeden yola çıkıyor aslında. 91'de Sovyetler dağıldıktan sonra işte denize atılan Lenin heykellerinden bir tanesi 93 yılı olduğu tahmin ediliyor. Akçakoca'ya geliyor. Tamamen gerçek hikayeden bahsediyorum şu an. Bir dönem duruyor, tanınıyor, ediniyor. Lenin olduğu anlaşılıyor falan. Burnu falan biraz kırılmış. Ahşap bir büst böyle 1,5 metre falan boylarında. Sonrasında da kaldırılıyor heykel. İşte belediyenin demirbaş listesine kaydediliyor falan. 2005, 2004, 2006 yani bu civarlarda belediye seçimleri oluyor. Belediye değişiyor. Yine muhafazakar böyle sağ tandanslı bir parti. Lenin heykelini dikmeye karar veriyor. Bununla birlikte aslında hem benim gündemime hem ülkenin gündemine giriyor bu olay. O dönemin hatta Radikal'in falan manşeti hala gözümün önüne geliyor. Yani Akçakoca çıkışı Leninizm de arıyor. Akçakoca'ya sosyalizm mi gelecek? O dönemde tabii, dikkatini çeken manşetler bunlardı aslında. Yani çok enteresan bir şey tabii yani. Hani Karadeniz zaten genel anlamda biraz daha kapalı bir alan. Akçakoca ve bir kasaba ve bir şekilde böyle Akçakoca çıkışı Leninizm de diye manşetler okudum hatırlıyorum o zaman. O zaman gündemime girdi aslında bu hikaye. Yani çok enteresan bir şeydi. Sonrasında dikilmedi tabii ki. Benim dışımda da yani hem ülke gündemine hem Ankara'nın gündemine hatta dünyanın gündemine falan girmiş oldu. Bayağı bookinglerde falan Antalya'yı geçmeye başladı. Akçakoca insanlar evini pansiyon yaptı. Ve sadece bu haber yani Lenin'in heykeli dikilecek haberiyle birlikte. Bayağı Akçakoca görmediği bir şekilde ki alışkın da değil yani böyle çok arada kalmış çok bir yer açıkçası. Çok sakin bir tayfiye yeri aslında evet, Akçakoca. Evet yani bir yandan böyle bir çiftçilik var, fındık var vesaire ama bir yandan turizm olsun isteniyor ama olmuyor. Hani böyle köy desek değil, kasaba mı, şehirleşmiş mi? İnanılmaz arada kalmış bir yer. O da bir çıkış yolu olarak gördü aslında turizmi. Ve çok büyük bir talep geldi turistlerden falan. Senin Akçakoca ile bir alakan var mı? Yok. Hiçbir alakam yok aslında. Ankara'ya yakın. En yakın deniz kıyısı falan bizim için. Bu olay bu kadar gündem olunca açıkçası Ankara müdahale etti. Olmaz adam komünist nasıl dikeceksiniz? Siz en iyisi bir müze yapın. Hani onun içinde de sergileyin. Hani yine turizmden de nemalanalım. Kârımız olsun düşüncesiyle. Sonra ona da izin vermediler. Heykel bayağı bir süre kaldı. Bu gerçek öyküyle tek bağlantımız işte Barış'la birlikte senaryoyu bitirdikten sonra Barış ben Tanılat'ta Akçakoca'ya gittik. Bir heykeli görebilir miyiz? Onu bulan, ona dokunan insanlarla temas kurabilir miyiz umuduyla? Heykeli göstermediler. Bayağı göstermediler. Yani belediyeyle de konuştuk. Aslında film yapacağımızı, bunun senaryosunu yazdığımızı neden vesaire. Neden göstermiyorlar mesela? Bazen bazı sistemlerde evet, cevap alamıyorsun yoksa şey yani. Hani yok gösteremeyiz mi diyorlar. Bir kısmı belediyede çalışan birisi o zaman tabii ki böyle off the record bir şekilde bize ya işte heykel çürümeye başladı bir depoya koymuşlar belediyenin altında. Eskiden daha korunaklıymış ama şimdi böyle yere konmuş o da rutubet ve nem almaya başlamış alt kısmının çürüdüğünü söyledi. Büyük bir ihtimal o yüzden göstermiyor ya da gıcıklığına göstermiyor. Yani hani böyle bir sebep arayamıyorsunuz bazen. Sistemin ya da o düzenin bakış açısı belli yani kendi iktidarı içinde. Bir şekilde göremedik biz. Çok temas da edemedik aslında. Bir tek mesela heykeli yapan marangozu bulduk. Bu arada bu heykel burnu kırık olarak geliyor. Böyle dalgaları yiye yiye aşınmış burnu. Tanınmaması da normaldi ilk etapta. Bir zorlanıyor Lenin mi değil mi falan diye kasabada fotoğrafları insanlar. Fotoğrafları var mı? Var tabii tabii. Google'a böyle Akçakoca Lenin yazınca bayağı bir gerçek heykelin fotoğrafları böyle. Belli amcalar fotoğraf çekilmiş onu yanına alıp falan. Onlar çıkıyor. Sonrasında bir marangozu buluyorlar işte. Biz bu filmi senaryonun tabii bu sizin izlediğiniz film değil bu arada anlattım. Bu bizim ikinci senaryomuz aslında bu hikayeyle ilgili yazdığımız. Bunun öncesine dair bir senaryoydu o zaman yazdığımız. Gidip işte marangozla tanıştığımızda mesela bir yanıyla da zanaatkarı aslında ne yapacağız? Bu heykelin burnunu kim yapar falan diyor belediye. Ya işte Çağrı abi bizim şey yapar diye ve gerçekten çok güzel yapıyor. Ya. Yani böyle damarlarına uygun işte peki nasıl yaptın diye hatta adamla tek eğlenceli sohbetimiz buydu. Lenin'in o dönem bir resmi de yok diyor. İnternet bu kadar gelişmiş değil. Akçakoca'da bir şey yok. Bana anlattılar diyor işte böyle bir burun yapacaksın. Nasıl bir burun yapacağım? Hani sanatçı da değilim. Başladım diyor yapmaya. Bir yaptım diyor kocaman oldu bizim Karadenizlere benzedi diyor. Olmaz bu dedim diyor. Adam sonuçta işte Rusmuş falan biraz küçük dediler diyor. Bayağı kendi kendime diyor. Ona bir burun yapmaya çalıştım diyor. Son raddede böyle iyi işçilik çıkarmış ortaya. Ama tabii çok enteresan yani o dönem elinde bir fotoğraf olmaması, elinde hiçbir şey olmaması ve bir marangozun bir heykeltıraş gibi onun burnunu yapması çok enteresan bir hikayeydi. Bu arada adamın hiçbir şeyle alakası yok. Sağmış, solmuş, siyasetmiş falan. Ben işimi bilirim diyor. Ben işimi yaparım diyor hani. Bizim filmdeki şeye de çok benziyor aslında. Anlattığımız marangoza
Çok mutlu olduk. Belli cümleleri böyle çok yakın geldi bize falan. O gerçekle kurmaya çalıştığımız bağda, yani kendi kurmacamızda, bu bizi heyecanlandırdı elbette ki. Onun dışında bir balıkçı bulmuş heykeli. O balıkçıya ulaşamadık o zaman da aslında. Hatta o balıkçı değil de işte birkaç çocuğun bulduğu, kaldıramadığı balıkçıya söylendiği de tartışılıyor. Ama o bulan balıkçı da gerçekten, biz filmde de onu konu edindik aslında bir yanıyla, kendisinin olmasına çalışıyor bir süre heykeli. Alıp dikmek istiyor. Bir şeyler yapmıyor. Yani tabii ki biz bunu daha absürtleştiriyoruz. Daha başka bir yere yöneltiyoruz ama balıkçı da böyle muhafazakar bir balıkçı. Bayağı oralı. Ama işte onun bir değer olduğunu düşünüyor falan. Bir de işin enteresan tarafı, biz gittiğimizde yine öğrendiğim çok enteresan bilgilerden de, sadece Lenin değil Akçakoca'ya gelen. Gerçekten bilimsel olarak bir akıntı yönü varmış. Özellikle 90'larda 2000'lerin başında falan. Mesela ceset vurmuş. Bayağı karşı taraftan öldürülen ya da intihar eden bir ceset. Akçakoca'da sahile geliyor. Nesneler bulunmuş. Denizde yüzebilen. Bayağı o taraftan atılıyor. O taraf deyince çok küçük geliyor ama Karadeniz'i aşıyor. Bayağı bir, evet. Yani o deniz dalga aşıyor. Yönüyle, akıntıyla Akçakoca'ya o dönem mesela çocukluğunu yaşayanlar bayağı bir aktivite olaraktan şeye gidip filmde yine azıcık konu edindiğimiz Ümit gibi sahilden bir şeyler topluyorlar, evet. Ve karşı kıyıdan gelen şeyler oluyor bunlar. Bu bilimsel, bir de işte hep söylüyorum tırnak içinde, çok mucizevi bir şey tabii. Yani bir yandan da çok ilgi çekiciydi biz bu haberi duyduğumuzda da. Sonrasında tabii 2015'in Kasım'ı gibi falan biz bunu yazmaya ve bunu yapmaya karar verdik. Orada da temel motivasyonumuz, hani bu gerçek tamamlansaydı nasıl olurdu? Yani gerçekten Karadeniz'de muhafazakar bir belediye Lenin'in heykelini friz çekmek düşüncesiyle kasabanın meydanına dikseydi ne olurdu? Yani cevabı işte Barış'la telefonda söylediğimde hatta ona, film olurdu. Evet, bu bir enteresan hikayenin bir film. Hikayenin kendisi bu arada bir Aziz Nesin hikayesi gibi aslında. Bu hikayenin kendisi aslında, evet. O da. Bu arada ilk yazdığımız, onu da hemen belirtmiş olayım. Biz aslında heykelin Sovyetler'de yıkılması, denizdeki yolculuğu, kasabaya gelmesi, tanınması, dikilmesi, açılışı ve çalınmasıyla biten bir film yazdım. Evet, yani çekemediğimiz film bu. Filmin siz izleyemediniz. Tamamen farklı bir yere gitmiş şu andaki hali. Şu andaki hali de bu filmin bittiği yerden, peki çalındıktan sonra ne oldu diye bir soru sorup, yani artık Platon'u falan da aşıyoruz böyle, yansımanın hangisi gerçek hangisi kurmaca falan, bazen bizim de kafamız karışıyordu. Biz yaklaşık 2 yıldan fazla sürdü bunu yazmamız. İlk bitirdiğimiz senaryo buydu. Çalınarak biten bir kasaba hikayesi. Bir kasabada geçiyor. Cuma Yol diye bir kasaba, yani yine Akçakoca'dan bağımsız ama Karadeniz sahilinde bir kasaba bulmuştuk bunu çekmek için. Ve o kasabada geçen öykü, o tanınma süreci, dikilme süreci, kasabadaki etkisi, itiraz edenleri ya da sevenleri, turistler geliyor mu, işte düğün fotoğrafı çekiliyor mu, bilmem ne oluyor mu, beklenen gerçekler falan ve sonra heykeli çalanlarla biten bir filmdi aslında. Bu filmi çekemedik. Çok büyük bir prodüksiyonlu filmdi. Yaklaşık 2019'a kadar 4 yıl uğraştık bu filmi çekmekle. Birçok yapımcımız oldu, sektörden birçok kişiyle ortak olduk. Her yaz bir filme girdik, çıktık, çekeceğiz, mekan seçiyoruz. Bir ucuna gelip döndük. Yok da tırnak içinde darbe oldu. Yok da Rus büyükelçisini öldürdüler. Biz Rusya'yla bir yapım şirketiyle görüşüyorduk. Yok uçağı düşürdüler. Yok işte ne bileyim ekonomik kriz oldu, dolar uçtu falan. Ve yaşadığımız süreçte de çok saçma şeyler. Yani hani belki bize yoğun geliyor diyorum ama ülkede gitgide yoğunlaşıyor yani bu tarz gündemlerin hayatımıza etkisi. Bir şekilde böyle çok zorlandığımız bir şey oldu. Bu filmi yapmaya deneme hali. Ve birebir böyle Barış'la denedik bunu yani. Sonrasında olmadı, tamam dedik, vazgeçtik. Filmi yapamayacağız dedik. Ki ilk filmimdi benim. Öncesinde hep kısa film çekmiştim. Onlarda da böyle hep bir uğursuzluklar yaşamıştım falan. Olmuyor, zorlamamak lazım. Başka bir şey yapmak lazım. Dönerken aslında son seçenek şeye sarıldık. Gerçekten anlatmak istiyoruz. Peki nasıl yapabiliriz? Elimizde ne var? Para olmadığına göre birlikten kuvvet doğar gerçekten. Bizde dolu bir cümle oluyor bu film için bence. İki, kalemimiz var hala tutabildiğimiz ve yazabildiğimiz. Tamam o zaman, peki bunu biz nasıl çekebilecek bir halde bir senaryo yapabiliriz? Bunu yapamayız da şunu yapabiliriz diye bu fikre yöneldik aslında. O yüzden böyle çok kısa bir sürede, çok kısa bir zaman aralığında, çok hızlı bir şekilde gerçekten çekebileceğimiz bir hal aldı bu filmde. Yani biz bunu 2019'un Mart'ında yazmaya başladık. Mayıs'ında bitirdik senaryoyu. Haziran'da İstanbul'a geldim ben. Hazırlıklara başladık. Oyunculara attık. On geldi, bu geldi. Ekibi kurduk. Biraz nakit oldu. Nakiti bulduk. Şunu yap derken Ağustos'ta sete girdim. 12 gün sonra setten çıktım. Sonra da filmi bitirdim. Hem çekimi hem post prodüksiyonu inanılmaz hızlı geçti. Evet. Bir anda hani filme ve hikayeye müthiş bir adanmışlıkla aslında tamamen ters yüz etmişsiniz. Bakışını. Şey ama değişti. Hikayenin özünü korumuşsunuz. Özünü biz bunu korudum. Çekeriz demişsiniz yani ve çekmişsiniz. Ama Haziran'da başlayıp Ağustos'ta sete girip çok da hızlı ilerlemiş ondan sonrası. 4 yıl böyle küfede birçok şey olduğu için senaryoyu yazmamız çok kolay oldu tabii ki. 4 yıl olmasaydı yapamazdık. Çünkü 4 yıldır içinde olduğumuz bir kasaba var. Karakterler var. Yani karakterin azalmış hali bu. Biraz daha şunu şöyle yaparız, bunu her şey biliyoruz yani aslında.
yandan. O az önce anlattığımda bir gerçekten kurmacaya giderken bu sefer o kurmaca bizim gerçeğimiz oldu. Bir önceki senaryo. O kasaba tanıdığımız bir kasabadan. Gerçekten hepsini çok iyi tanıyorduk artık. O yüzden aslında hızlandı. Yapım sürecinde de aynı şeydi. Zaten 4 yıldır artık sektörde tanımadığımız yapımcı kalmamış bir haldeyken kimseyi okutmadık bu arada. Bir tek diğer filmin de ortaklarından olan Ali Bayraktar vardı. Çok küçük nakitte Ali Bey sağladı. İşte Zeynep vardı. Birlikte çalıştığımız Boğaziçi Mithat Alan Film Merkezi'nden. Böyle üçümüz yani hani onun dışında hiçbir yapımcıya bu sefer hiçbir şey söylemeden bayağı işe gömüldük sadece yani. Peki film herhangi bir fon ya da başka bir destek almadı mı? Almadı, alamadı diyeyim yani. İlk senaryo öyle Kültür Bakanlığı'na başvurmuştuk. Lenin mi falan deyip güldüler bize bayağı. Senaryo bile okunmadı. Beklemiyorduk da açıkçası ama bu kadar kapalı olmalarını da düşünmüyorduk. Bir tek Ankara Film Festivali'nden bir en iyi senaryo ödülü aldık. Proje geliştirme gibi bir şey almıştı. İlk senaryo 2016 yılında oluyor bu bahsettiğim. Onun dışında hiçbir şey olmadı. Başvurmadık da bakanlık dışında açıkçası bir yere. Peki yani o zaman bağımsız... gerçekten kompakt ve küçük bir bütçeyle çektiğinizi düşünüyorum. Çok küçük. Bu arada bilmeyenler için şey de söyleyelim yani film gerçekten tek mekanda geçer ama o tek mekanın sıkışıklığını da barındırmayan enteresan bir film. Prodüksiyon anlamında gerçekten filmi yapabilmek için bütün şartların zorlandığı ve bunun başarıldığı bir film. O konuda tebrik ediyorum seni. Ama bu hani prodüksiyon anlamındaki tevazuya rağmen oyuncu kadrosu ve görüntüler olarak da bir o kadar aslında büyük bir film diyebiliriz. Evet. O kadro o süreçte zaten kafanda oluşmuş olan bir kadro muydu? Yani bir kısmı hep hayal ediyorduk aslında. Yazmaya başlama aşamamızdan başlayan bir şeydi. Bir kısmı değişti. Yani süreç çok karışıktı çünkü yani hani bizim ilk senaryoda oynatacağımız insanlar da vardı ama o dönem o kadar uzadı ki hani programlar, filmler ya da insanların kendi çabaları falan çok çok zorladı bizi. Ekip konusunda hani gerçekten onda da sadece böyle oyuncu demek bana şey geliyor bu filmde. Az geliyor gerçekten. Bu taşı biz birlikte kaldırdık aslında. Hani söylemek bile garip geliyor. Tabii ki gönüllüydü herkes. Yani kimsenin maddi beklentisi yoktu o bütün kadronun, oyuncuların. Çok küçük bütçelerle çok küçük bir şey yaptığımız için yani herkes evinin kapısını bile açtı. Onun evinde prova alıyorduk, onun evinde yemek yiyorduk, öbürünün evinde bilmem ne yapıyorduk gibi bir süreç oldu. Ama müthiş bir oyuncu kadrosu evet, var yani. Evet, gerçekten yani müthiş insanlar zaten bence. Hani bir kısmını önceden tanıyordum, kısa filmlerimde oynamışlardı, arkadaşımızdı. Bir kısmıyla yeni tanıştık, yolda bir araya geldik falan ama hepsi için ben hep aynı şeyi söylüyorum. Onların da tek inandığı şey hikayeydi. Senaryoyu okudular, senaryoya ikna oldular. O senaryoda bizim derdimize hemhal oldular ve yola çıktık aslında. Çok büyük sorunun çok kısa cevabı gibi geliyor ama gerçekten böyle toparlandı. Yani kimse şeye takılmadı hani kısa rolmüş, yok az diyaloğu var, yok çok diyaloğu var, yok bir birazcık mı gözükeceğim falan. Mesele o hikayenin içinde yer almak oldu. Evet. Benim açımdan da onların açısından da aslında. Bu yüzden hani böyle çok yine ezber söylediğimiz bir cümle hani sinema kolektif bir üretimdir. Gerçekten kolektif bir üretim oldu. Yani gerçekten herkesle birlikte o taşı kaldırdığımız, herkesle birlikte yerine koyduğumuz böyle gerçekten kısa bir zamanda ve tempo ve yoğun bir set süreciyle ve bence herkesin hakkını verdiğini düşünüyorum. Güzel bir iş çıkarttığımız bir şey oldu diye düşünüyorum naçizane. Evet. Yani oyuncuların bu projeye inanmış olmaları ve belki hani motive olmuş olmaları aslında oyuncular için de güzel bir alan bu. Hikayenin kendisi şu haliyle aslında sanki bir tiyatro oyunu olmaya da başka bir ele alış biçimiyle uygun bir hikaye gibi de duruyor. Çünkü dediğiniz gibi yani metin ağırlıklı ve hikayeye ağırlıklı bir film olduğu için tabii ki tek mekana geçen her şeye tabii otomatik diyoruz. Ha bu da tiyatro olur falan gibi. Ama oyuncu performanslarının da ağırlık gösterdiği bir şey var aslında. Onu kastediyorum. Evet yani hikayeyi taşıyan şeyin kendisi bir oyuncu değil de işte 30 oyuncu oluyor bizim filmde. İki tabii ki yine tiyatrodan böyle kendini ayırdığı yerler olarak söylüyorum bunu. Tabii ki kurgunun kendisi. Yani çok evet. Sinemanın en büyük gücüne aslında burada dayandık yani. Bir sahnede yapamayacağım şey tiyatro kökenli olduğum için bunu söylüyorum. Sahnede yapamayacağım şeyi aslında orada kurguyla yapabileceğim bir hale getirdim. Yani o tek mekanı ve çok oyuncuyu aslında bununla birlikte yani sinemanın bu güçleriyle birlikte yorabileceğime sinemanın inandım. Sinemanın bütün imkanlarını kullanmışsın zaten. Evet, bayağı görsel zorladım. Anlamda ve hani bir takım efektler anlamında da kullanmışsın. Evet. Bu şeye sonra geleceğim. Senin tiyatro arka planının bu filme ve sana sağladığı bir takım mutlaka avantajlar var. Ama şimdi filmin kendisine tekrar dönelim. Tabii biraz ki. Daha teknik kısımlara da tamamlayalım. Sonra oralara gelelim istiyorum. Filmi 12 günde çektim dedin. Evet. Peki dedim. Nasıl bir 12 gün bu? Yani böyle sabahlara kadar bir 12 gün yok, mü yoksa? Yok. Yani işte belli set kurallarıyla, sendika kurallarına uymak koşuluyla.
ve bayağı böyle hızlı çalıştınız olarak, o zaman. Çok hızlı çalıştık ya. Hani gerçekten girdim ve çıktığım günü hatırlıyorum. Sonra ne oldu, neler yaptık? Tabii ki kurguya oturdum da lan şu şöyle oldu, bu böyle oldu, bunu şöyle yaptık. Tekrar almadan çektiğim o kadar çok plan oldu ki. İki kamera bazen zorladım. Üç kamerayla çektiğim yerler oldu. Yani zamanım dar. Oyuncuyu o 3 saatte bitirmemiz gerekiyor. Sinema filminde tabii ki tamam kullanalım 3 kamera olsun falan. Ki F-65 ile çektik. Biz zaten sıkıntılı ve çok büyük şeyler. Bir çocuk gibi ısınıyor bilmem evet, ne oluyor aynen. falan. Hani üçünü nereye koydum, ne yapıyorum, nasıl gideceğim? 3 saatte o bitecek. Onu almamız lazım. O kadar zordu ki. Teknik hani, ekiple iletişimin de iyi gitmiş diye düşünüyorum. Yani iyiydi, çok iyiydi. Ahmet'le, Ahmet Bayar'la çalıştık. Onun dışında hep arkadaşlarımız Bilhan sen ikinci kamerayı tut, Arda sen üçüncü kamerayı tutsan gibi böyle destek oldular. Çünkü belli yerlerde kullanabildim onu. Hiç kullanmak istemiyordum aslına bakarsanız. Ama mecbur olduğum yerler vardı yani hani onu tamamlamam gerekiyor ve çok kısa zamanda bunu bir şekilde çıkartmamız gerekiyor. Yani hani günde en az 3 tane oyuncu çekiyorduk yani geliyordu. Müthiş bütün sahnelerini ya. Alıyorduk, bitiriyorduk. Tabii ki bu 12 günde Barış'la Saygın hep arkamdaydı yani hep yanımdaydı. Yani gözükmese de ben oyun için onların orada olmasını da çok istiyordum. O yüzden tabii ki benim kadar çok yoruldular ama diğerleri için de zor bir şeydi yani. Mesela 2 saate çektiğimiz bir sahne oldu yani bir oyuncu oldu yani geldi sahnesini oynadı onun açıları karşı açıları diğer kamerası yanı bilmem nesi nasıl oldu o yüzden böyle hızlı geçince herhalde çok şey hissetmiyorsunuz yani hatırlamıyorsunuz falan böyle gerçekten bir de ilk girdiğimiz gün hasta oldum bir şeyler oldu falan böyle çok kötü girdik sete biraz zordu o yüzden ama böyle bütün set olarak gerçekten çok eğlendim tamamen stüdyo gibi bir yere dönüştürüp çektiğimiz yeri ve hani her yer green box'tı yani çünkü sonrasında yapılacak aynı evet. anda başladığımız bir süreçti. Sanırım Haziran'da başladı. Bayağı bir uzun sürdü tabii ki CGI'ler. Bu arada her şey tasarım CGI olarak yapıldı. Filmi de dışarıda gördüğünüz ön sahnesi, son sahnesi, pencereler her şey CGI'de yani bilgisayarda yapıldı. O yüzden o çok uzun bir süre sürdü tabii ki. Genius Park'la yaptık bu arada. Evet, çok, çok destek oldular filme. Çok teşekkür ederim. Çok zordu tabii. Yani hareketli kameralar var ve bayağı bir yeşil perde var. Bu teknik olarak da zor. Beni de zorluyor tabii ki. Oyuncuyu da zorluyor. Ben burada bunu görüyorsun. Hani şu var şimdi ona bakıyorsun. Bayağı hayal anlatıyorum ve bir yeşil perdeye bakıyor. Yani zaten küçücük bir yerdeyiz. Ona rağmen ben çok iyi altından kalktığını düşünüyorum. Oyuncuların da özellikle Saygın'ın evet, o pencerelerle kurduğu ilişkide. O yüzden çok farklı bir deneyimdi ama. Tabii ki gönül isterdi böyle biz oralara ekranlar koyacaktık, görecektik. Yani. Çekecektik falan gibi hayallerimiz vardı. Ama çok iyi kotarılmış o anlamda. Evet, çok evet zorladık ama teşekkür ederim yani. Böyle düşünmenize sevindim. Evet çok iyi gerçekten. Peki hikayenin başlangıcında şeyi de merak ettim onu atladım sormayı. Barış Bıçakçı'yla yollarınızın nasıl kesiştiğini. İşte 2015'e geliyor. Onun öncesinde aslında tanışıyorduk zaten. Hep düşünüyorduk bir şeyler yapmayı. Bir kısa film yaptık. Bu senaryoya başladığımız arada Söz Uçar isimli bir kısa film çektik birlikte. Ondan önce de zaten diğer kısalarımda falan da hep paslaşıyorduk, konuşuyorduk falan Barış'la. Orada Söz Uçar'ı ben izledim. YouTube'da izlenebiliyor. Evet evet izlenebiliyor evet. YouTube'da açık. Bütün kısa filmlerim açık bu arada YouTube'da. Evet tavsiye ediyorum herkese. Çok güzel bir deneyimdi. Zaten ekibin bir kısmı hani fark ettiyseniz aynı. Yani Söz Uçar'da oynayan arkadaşlarımız da geldi. Aslında orada böyle çok bizim için o kolektif süreci deneyimleme aşamasıydı yani. Yarım günde falan çektik o kısa filmi. Çok kısıtlı bir zamanımız vardı. 2-3 gün falan kurgu sürdü herhalde. Bir 5 günde falan filmi YouTube'a yükledik, yayınladık biz. Biraz da acele ediyorduk. Nuriye, Semih vesaire hani yapma amacımız o dönem. Evet. Bir şekilde destek olalım, gündem olsun falan diye hiçbir şey beklemeden 5. ya da 6. gününde yaptığımız bir şeydi. Bayağı bütün süreci Barış'la yaptık. Hem birlikte yazdık hem geldik, birlikte çektik. Yanımdaydı. Birlikte baktık, kurguya oturduk. Sadece böyle birlikte senaryo yazdık diye şey yapamıyorum o yüzden. Sen benlerin içinde aynı şey. O 5-6 yıllık bir serüvenin içinde koşturduk birlikte. Çok iyi bir süreçti tabii. Bence iki kişi bir şey yapabilmek çok zor bir yandan. Bir yandan o tını tutarsa da çok rahatlatıcı bir şey. Bayağı birlikte olup konuşuyorsunuz yani. Evet, ya evet. Kurduğunuz hikayeyi bir süre sonra yani zaten yaşamaya başlıyorsunuz ve birlikte tartışarak da çok geliştirebiliyorsunuz. Artı Barış'ın bir edebiyatçı olması, tabii. bir edebiyatçı kimliği inanılmaz katkılı oldu. Çok iyi bir sinefildir ayrıca. İlk film olmasındaki korkularımı aldı benim. Hem çok iyi bir yoldaş oldu bir süreçte. Yani hala düşünüyoruz bazen bu iki senaryoyu birçok kişi diyor bize ilkini
filmlerini okuyan arkadaşlarımız özellikle hani bir yan yana koyup basmanız lazım. Hani nereden bu nereye? Sinemanın gücü. Yani bak böyle bir şey, böyle bir şey oluyor. Sonra şöyle bir film oluyor. Bayağı ders niteliğinde görmesi lazım insanların, doğru, okuması lazım diyor. Gerçekten katılıyorum. Çok acayip bir yerden acayip bir yere geldik. Sadece böyle bir bırakmama azmi, hırsı, yani bunu bir şekilde anlatma tutkusuyla. Buradaki tabii ki bu filmi var etmemizdeki en büyük yani yoldaşım, arkadaşım, dostum da tabii ki Barış'tı. Harika bir birliktelik. Barış Bıçakçı çok sevdiğimiz bir yazar aynı zamanda. Bence sinemayla yaptığı işbirlikler de her zaman başarılı oluyor. Bu da onun örneklerinden biri olmuş gerçekten. Filmin 12 günde çektiniz. Eminim çok yorulmuşsunuzdur. 12 günün sonunda montaj aşaması ve sonraki süreçlerde nasıl ilerledi? Onları da bayağı hızlı yaptık aslında. Yani film setteyken bir şekilde montajı başlattım ben. Yani 13. günde ben kurgudaydım. Aa, bütün görüntü vermedim. Ve ses eşleşmişti. Hiç ara vermedik. Osman Bayraktaroğlu ile yaptık. 3 hafta mı? 4 hafta mı sürdü? Öyle bir şey sürdü yani. Bence yine çok hızlıydık. Onda da böyle bayağı koşuyoruz sürekli yani bir şekilde bir yere yetişecekmiş gibiydik. Peki bir yere yetişmiyorsunuz ama. Yok bir yere yetişmedik. Evet. Yani hani bir ya şey olsa vardı, dağıtımcı seni bir yerlere zorlasa. Hiç kimse bir şey demiyor yani. Hani hiç kimsenin bir şeyi yok. Ama bizim açımızdan yani Zeynep başından beri projeyi biliyor. Hani 5 yıllık 6 yıllık şeyimiz de var. İşte Ali Bey ondan bir tık sonra dahil olmuş. Eski filmden beri var. O kadar motivasyonlu bir şeyin kaybetmemesi gerekiyor. Bu zor bir süreç. Yani bir soğursam bitiyor. Evet, yani ben orada gerçekten düşebilirdim. Ona bir ara vermek tabii ki biz istemesek de pandemi girdi bu arada araya. Ekim, Kasım ilk izlemelerini yaptık. Sonra Rengi Sesi başlattığımızda tam Mart'ta ben burada Renk'teydim hatta. Pandemi başladı. O bir bitiremememizi sağladı. Tabii ki bu Mart'a kadar Genius'un süreci zaten sürdü. Yani renk öncesi zaten ana şeyler tamamlandı. Sonra bir renk girdi, bir daha girdi onlara falan gibi böyle çok uğraştırıcıydı. Yani çok kısa aslında. Tabii ki çok kısa da değil yani. Filmin toplamında bir %10'a tekabül ediyor aslında. Ama tabii ki bilgisayar olduğu için işin şeyi bu çok yorucu geçti. Evet. Yani eğer pandemi olmasaydı, pandeminin başladığı hafta falan ben DCP'yi basıp Ankara'ya dönmüştüm gibi olacaktı. Yapamadık onu. Sonra her şey alt üst oldu. Evet, bir anda dağıldık. Bir de tabii ki moral motivasyon olarak da dağıldık. Bir yandan da iyi oldu. Araya vakit girdi. Hani ben de uzun bir süre sonra ilk kez filmi izledim falan. 3-5 dokunamadığımız şeylere dokunduk falan. Pandeminin bitmesi, toparlanması yine yazı buldu. Ama hızlıydı ya genel olarak. Filmin bu arada bir dağıtımcı anlaşması var mı ya da sonraki şu öngörünüz? An bu aralar görüşüyoruz aslında. Biz de yeni başladık. Çünkü ne yapacağımızı bilmiyorduk. Kötü bir zamanda çıktığımızı düşünüyorum bu arada. Hani zaten çok bahtsızlıklardan geçtik. Hayal edemeyeceğimiz bir şey oldu yani. Hani siyasi ya da politik şeylere alışkındık bu ülkedeki ama bu sefer bambaşka pandemi falan girince çok kötüydü. Bir ara bayağı umudu da kestik. Ne yapacağız? Sinemaya giremeyeceğiz sanırım. Filmi dijitale mi vereceğiz? Daha ben perdede izlememiştim yani hani. Tabii ki disk baskısında falan bir tık yine perdede izledik ya da renkte ama daha küçük ölçekli, daha işte tonu, rengi doğru görebilmek için bir şeydi. Böyle kocaman bir sinema salonunda, kocaman bir sinema perdesinde izlemeden filmi dijitale vereceğiz'e geldik. Bu da bizi çok panik haline soktu. Hani gerçekten yapacağım da ne onu da bilmiyorum. Bekleyelim. Ne kadar bekleyelim? Bilmiyorum. Hani ne zaman geçecek? Bilmiyorum falan. Sonra bu aşı falan filan şu aralar böyle bir yine mutlu olmaya başladık. O sırada Moskova'da açtık çünkü bunları düşündüğümüzde. Sonrasında dedik bari İstanbul'da hemen ertesinde, Mayıs'ta da İstanbul'da açalım. Sonra da işte bakalım hani sinemalar düzelecek gibi falan diye umutlarımız başladı. Ki hala umutluyum da bu arada yani şu an açıldı ve iyi gitmeye başladı bence. Evet, sanki iyiye başladı gibi. Eylül-Ekim'de de daha iyi olacağını düşünenlerdenim ben. O yüzden niyetimiz de şu an hani buradan sonra belki bir iki festivale daha Türkiye'den katılabilirsek belki katılmak. Ama asıl olanın amacımız yani Eylül sonu, Ekim başı gibi güçlü bir şekilde bu filmi vizyona girmek. Sinemalarda çıkıyor. Sonra da dijitali düşünmek. Yani filmin tarih listesi olacaktır diye düşünüyorum. İnşallah. Bu film boşta kalacak bir film değil. Mutlaka gösterim alanı bulacak ve yaratacaktır kendini. Ona eminim evet, yani. Ben de böyle bir umutluyum. Yani böyle çok kategorize etmekten yana değilim. Hani festival filmi, gişe filmi, yok high concept, yok bilmem ne falan. Bunların dışında bir şey bakarım hep yani sinemaya. İyi film vardı, kötü film vardı. Yani ben iyi Hollywood'da severim. Kendi içinde değerlendirmenin dışında bayağı böyle iyi film ve kötü film olarak ayırım yani. O yüzden bu filmin de bir şekilliyle yani insanların sevebileceğini düşünüyorum. Rahat izleyebileceğini düşünüyorum. Böyle sinemada buna da dikkat ederim. Hani bu sanat yapmadığım anlamına gelmez tabii ki ama tabii benim annemin izlemesini isterim. Yani kendim için hikayemi de anlatırım. Böyle bayağı benim için bir şeydir annemin düşüncesi. Ki annem orta düzey dizi izleyen, ana akım seven yani sinemaya gidecekse de öyle giden. Hani gideyim bir ağlayayım bunda şöyle oluyormuş, bunda bilmem ne oluyormuş diyen biridir. Ama ondan da laf
duymak istemem açıkçası yani ne yaptın sen falan diye. Yani bu filmde de mümkün mertebe böyle her kesimin izleyebileceği. Yani evet festivalcilerin de festival kitlesinin de sevebileceği. Gerçekten orta düzeyde sinema izleyicisinin de sevebileceği bir şey yapmaya çok uğraştım gerçekten. Evet. Ve izlensin diye yaptığımız için derdimizi evet. paylaşalım istediğim evet, için. Evet filmler seyirciyle buluşsun yani. Kesinlikle. Her şekilde. Yoksa bir şey yok yani. Boşluk anladım. Benim için karşılığı. Evet ben de öyle düşünüyorum. Buradan dönelim sana. Dönelim. Senin arka planın tiyatro aslında. Öyle mi? Yanlış mı biliyorum? Evet. Hem şeyi soracağım. Tiyatrodan sinemaya geçişi soracağım. Hem de tiyatronun seni sinema yaparken nasıl beslediğini soracağım. Yani dil tarih tiyatro bölüm mezunuyum. Okuldan önce de aslında tiyatro ile ilgileniyordum. Başka yani fizik okudum, astronomi, uzay bilimleri okudum ben falan filan. Bayağı çok böyle enteresan bu saçma arada. Şeyler yaptım. Neden okudun onları? Yani işte bazen ben de bilmiyorum da yani sayısal çıkışlıyım. Yani isteyerek aslında. Mi okudun yani? Yoksa hani ÖSS'nin seni evet yönlendirdi yani o tercih yani. Listesi bir şey seçiyor. Gerçekten benim için. Ama bayağı fizik falan yani. Fizikle hiç ilgim yoktu aslında. Tabii ki seviyordum ama o zaman Eskişehir'e gideyim dedim. Yazdım bir şeyler işte fizik geldi falan. Sonra bıraktım okulu ikinci yılında falan çok az gittim. Sonra Ankara'da bir şey yapayım daha rahat olur hani işte okumasam da. Yazdım o zaman uzay bilimleri geldi. O daha kısa sürdü yani. Sonrasında aslında bunu keşfetmem de çok şey oldu. Hani sadece oyunculuktan ibaret sanıyordum. Yok bak yazarlık var işte dil tarihte şöyle bir şey var sadece aa falan o zaman ben ona gireyim dedim. Sonra dil tarihe girdim. İkinci yılımda falan da o tutkum ondan önce daha çok yani böyle sokak tiyatrosu, performans, happening vesaire falan çok aktiftim tiyatro konusunda. Hem yazıyordum hem oynuyordum hem içindeydim. İyi bir deneyimdi benim için. Sonrasında da çiftandal yapmaya başladım iletişim fakültesinde. Hemen tiyatrodan böyle bir geçtim oraya. Yani bayağı da hızlı oldu o geçişim. Orada da işte Lenin'in yine sinema daha güçlü bir sanat falan şeyinden çok etkilendim. Abi nasıl yapacağız? Tiyatro yapıyoruz ama kaç kişi izliyor? Şimdi biz şöyle yaptık. Bu kadar oyun oynadık. Nasıl daha çok insanlara ulaşacağız? Bu arada temel derdim tiyatroda yapsam, sinemada yapsam, bir şey de yazsam. Tek motivasyonum benim bir derdim var. Gerçekten bu derdimi anlatmak istiyorum. O yüzden çok politik bir sebeple yapıyorum bunu. Tiyatroyu da böyle yapmaya başlamıştım. Özellikle sokak tiyatrosunu tercih etmem de buydu. Bu derdimi daha geniş bir alana yayabileceği için biraz geç de olsa keşfedebildim o zaman. Ve sinema yapmaya başladığım dönem oldu benim için. Elbette ki birbirini böyle destekleyen alanlar ama benim açımdan sinema hani müzikle de uğraşıyorum bir yandan. Tiyatroyu, müziği, güzel sanatları vesaireyi her şeyi içine alan bir şey. Bütün disiplinleri kapsayabilen bir sanat. Bu yüzden de sinemayla aslında devam etmeye karar verdim. Hala böyle tabii ki bir içimde şeydir yani. Tiyatro oyununa gittikçe ya da izledikçe başka bir şey yani daha romantik geliyor ama tırnak için dediğim o romantikliği de öyle bir geçiş oldu. Destekliyor mu? Tabii ki destekliyor. Köstekliyor mu? Tabii ki köstekliyor bazen. Belli şekillerde birbirinden net ayırmak gerekiyor. Hani hep öyle yaklaşırım yani şiirle öykü, öyküyle roman ayırmak gibi gelir bana. Böyle belli yerlerde tabii ki çok faydası oluyor. Yani işin daha metinsel kısmına çok hakimim. Hikaye kısmına, karakter kısmına falan evrensel bir şey. Ne yazarsam yazayım. Bir yandan oyuncu kısmına hakim evet. olmak, oyuncuyla çalışma disiplini ve oyuncuların tabii ki genelde tiyatro kökenli olması falan. O dili yakalayabilme ya da onun çalışabileceği yöntemleri bilmek çok rahat oluyor benim için. Aslında iki alan arasında hani geçiş yapmak diye bir şey de söz yok konusu ya, yok. Değil bence. Bence de geçirgen değil. Bir şey yani aslında. Kesinlikle. Bugün onu yapıyoruz, yarın bunu yapabiliriz. Yani ben derdimi nerede, ne şekilde anlatabileceksem anlatırım yani. Hani. Peki, denemek bundan isterim. Bundan sonrasında ne şiir kurguluyor? Yazacağım. İşte yani. Şair olmayı düşünüyorum. Bu dönemde pandemi döneminde ve filme biraz ara verdiğimiz dönemde Barış Bıçakçı ile birlikte yine yeni bir ikinci filmi yazdık. Bitirdik. Şimdi yeniden böyle dönüp içine girip toplamaya çalışacağız. Harika. Bayağı birkaç yıldır onunla uğraşıyorduk açıkçası. Setteyken aklımıza gelen bir şeydi. İşte set bitsin hemen kurguyu bitirelim buna başlayalım falan diye planladığımız bir şeydi. Pandemi girince bir yandan iyi oldu. Hani eve döndük, çalışabildik. O yüzden onu yazdım bu süreçte. Şimdi onu düşünüyoruz. Onun dışında yine o dönemde dijitale bir dizi yazdım. Bir yandan onunla ilgileniyor yapımcı. Hani onu düşünüyoruz nasıl olur, ne zaman olur falan gibi. Böyle devam edeceğim diye düşünüyorum sinemada. Sonra şair olacağız. Sonra sahneye çıkacağız. Belki resim yaparım bir gün falan diyorum. Bir şekilde nereye götürürse aslında gideceğiz ya zaman bize. O zaman Tufan çok teşekkürler geldiğin ben için. Ben teşekkür ederim. Bu şekilde yolumuz daha çok kesişir bence. Evet umarım. Harika. Senin bu yolculuğa biz de böyle şahit olmaktan mutluluk duyacağız. Çok sağ ol. Ben çok teşekkür ederim ilginiz için. Filmin de yolu çok açık olsun. Çok sağ olun. Herkes de izlesin diye tavsiye ediyorum. Peki o zaman herkese çok teşekkürler. Görüşmek üzere.